Zina yapmak isteyen gence Peygamber Efendimizin vermiş olduğu ibretlik ders. Lütfen Can Demiryel kanalıma abone olmayı unutmayın. Bazı insanlar öyle hatalar işlerler ki onlara tahammülümüz kalmaz. Olmayacak sözler kullanırlar. Öylesine çirkin şeyler yaparlar ki bir an için ne diyeceğimizi, nasıl tavır alacağımızı bilemeyiz. Hazreti Peygamber aleyhisselamın döneminde işte böyle bir olay yaşanmakta. Genç bir delikanlı Peygamber Efendimizin bulunduğu yere gelir. Ama bakınız, sevgili peygamberimiz gibi ahlak, edep ve haya zirvesine sıradan bir insana dahi söylenmeyecek bir teklifte bulunur. Olayın bundan sonrasını Ebu Ümame'den dinleyelim. Bir genç delikanlı Hazreti Peygamber'e geldi. Şöyle dedi: "Ey Allah'ın peygamberi, bana izin ver, zina edeyim." Hazreti Peygamber'in etrafında bulunanlar elleriyle işaret ederek veya üstüne yürüyerek delikanlıya "Sus, sus!" dediler. Hazreti Peygamber aleyhisselamsa böyle bir tepki göstermedi. Delikanlıya "Bana yaklaş!" buyurdu. Genç Peygamberimizin yanına oturdu. Efendimiz gence soru sormaya başladı. İlk sorusu şu oldu: "Sen böyle bir şeyi annen için ister misin?" Genç: "Canım sana feda, hayır. Vallahi böyle bir şeyi kabul edemem ey Allah'ın elçisi." Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: "Diğer insanlar da elbette anneleri için böyle bir şeyi kabul etmezler." Efendimiz bu sefer "Kızın için böyle bir şey ister misin?" diye sordu. Delikanlının cevabı aynı oldu. Hazreti Peygamber kız kardeşi, halası, teyzesi için aynı soruyu yineledi. Genç her seferinde "Canım feda olsun ey Allah'ın Resulü, vallahi kabul edemem" cevabını verdi. Hazreti Peygamber delikanlıya şöyle buyurdu: "Senin zina etmek istediğin kişi de ya bir kız ya bir kız kardeş, ya hala ya teyzedir. Bunların yakınları da elbette böyle bir şey istemezler. Öyleyse zinadan uzak dur." Sonra Hazreti Peygamber mübarek elini gencin göğsüne koydu ve şöyle dua etti: "Allah'ım, bunun günahlarını affet. Kalbini duru hale getir. Bu gencin iffetini koru. Bu genç bir daha böyle çirkin bir düşünce içinde olmadı." Zina etmek için izin almaya çabalayan bir genç, ya yoldan çıkmak üzere veya cahil, ahlak ve edep peygamberinden zina için izin isteyecek kadar kendinde değil. Etrafındakiler bu çirkin talebe sert tavır gösteriyorlar. Ama Allah'ın Resulü o gence kızmıyor, onu kovmuyor, ona hakaret bile etmiyor, hatta cezalandırmıyor. Gencin anlayacağı dille ona bu işin ne kadar çirkin olduğunu anlatıyor. Hem de genç çocuğun en hassas olduğu noktadan. Sen annenin veya başka yakının bir kadının başkasıyla zinasını kabullenir misin diye soruyor ona. Zor ve çetin bir soru bu. Empati yapmasını sağlıyor. Delikanlı sarsılıyor ve meseleyi anlıyor. Tabii tövbe ediyor. İşte günümüz insanı, genci ona böyle dokunacak ele maalesef muhtaç. Peygamberimizin ahlakına, peygamberimizin anlatışına ve öğütlerine muhtaç. Onun yol göstermesine ihtiyacımız var. İnsanlara rahmet nazarıyla yaklaşın. Bunu hak etmeyene dahi rahmet gösterin. Belki onu kurtarırsınız, belki kazanırsınız. Yüce Allah Firavun'a tebliğ için giden Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a ne demişti hatırlıyor musunuz? "Yumuşak söz söyleyin, belki hidayete erer." Yüce Allah Firavun'un hidayete ermeyeceğini elbette biliyordu. Ama bu ayetlerin muhatabı sadece Hazreti Musa veya Hazreti Harun değildi. Hepimiz, hepimiziz.
Hepimizin bu toleransa, sevgiye, affediciliğe ihtiyacı var. Etrafınıza şöyle bir bakın. Hazreti Peygamber'den zina için izin isteyen çok genç göremezsiniz, hatta bulamazsınız belki. Bir hocaya gelip de bana zina için izin ver diyen genç var mıdır? Hiç sanmıyoruz. Belki de milyonda bir çıkar. O halde kaybedeceğimiz, yitireceğimiz, harcayacağımız tek bir can bile olmamalı. Rabbim hepimize razı olacağı bir yaşam nasip etsin.